Futbol menajeri 2022 Göztepe Rebuild ile beraberiz. Biliyorsunuz son dönemlerde Roman Abramovic ile adanılıyor. Hatta alınlı resmi açıklama bekleniyor gibi iddialar var. Şu an resmiyete kavuşulmuş olmasa da ben erken davranıp hemen bu Rebuild'i yaptım arkadaşlar. Roman Abramovic Göztepe'ye geldiği için 3 tane oyuncu hediye getirdi. Ben de 3 tane transfer yaptım. Direkt ee, edit üzerinden Ondan sonra da kasama 1 milyar Euro koydum yani e, yatırım yapmış oldum 1 milyar euro ile ilk zamanlarda istediğim transferleri yapamadım çünkü e, direkt üst düzey oyuncular gelmek istemediler kulübe o yüzden biraz transferde vesaire ilk sezonda zorlandım ama sonrası ne mi oldu oldu mu olmadı mı Dilerseniz e, spoiler vermeyin videoya geçelim kendiniz bakın hoşunuza gidecek mi gitmeyecek mi Revolut ee, öyle karar verin videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar İyi seyirler Göztepe dünyanın en iyi kulüplerinden bir tanesi olabilecek mi? Şöyle bir bakıyoruz. Evet, transfer bütçemiz 694 bin yani 700 bin. Buna 300 bin daha ilave edilecek ekstrasında. Onun dışında şöyle gelen 3 transfere bakalım. Kulüp başkanımız 3 tane oyuncu hediye etti bize. Bir tanesi komple forvet oynatabileceğimiz Romelu Lukaku. Chelsea'de forma şansı bulmuyor. Sıkıntılı aldı kendisiyle beraber bize getirdi. Ondan sonra Inter'den Alessandro Bastoni'yi aldı stoper. Sol aksoper oldukça etkili ve e, Brinkton evden Ives Bisumayı aldı yine 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna. Bu oyuncular üçü birden geldi bize arkadaşlar. Sistemimizi, taktiğimizi belirledik, düzenimizi kurduk ama çok transfere ihtiyacımız var. Bu takım bayağı bir zorlanacak. Bundan sonra artık e, bütçemizden yiyerek transferler yapacağız. Üç tane hediye oyuncu. Etti bize Bastoni, Bisuma ve Romelu Lukaku. Hadi bakalım bir transferlerimizi vesaire yapayım. Kadromun halini son halini sezona girecek halini yapalım. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Evet her şey hazır. Transferleri yaptık ama 1 milyarın hepsini harcamadık. Gördüğünüz gibi 725 milyon euro harcamışız. 239 kalmış. Ee, bütçemizden transferlerimizi vesaire yaptık. Birçok oyuncu gelmek istemedi. Aslında daha güzel transferler yapıyordum. Bunlar da çok iyi. Süper lig seviyesi için özellikle çok iyi durumda. Ee, ben kendim maçlar oynasam efsane e, sezon geçiririm ama tatile çıkarken yardımcı menajer neler yapacak çok önemli. Yeni bir yardımcı menajerle de anlaştım. Ee, şöyle bir transfer diyelim. Kimler geldi? Zaten Yves suma Ondan sonra ee, Alessandro Bastoni ve Lukaku'yu görmüştük. Yeni transferler. Vezo geldi. Levante'den 35 milyon euroya. Trick Mitchell. Crystal Palace'dan 37.5'a geldi. Jordan Pickford. Kaleci Everton'dan 38 milyona geldi. Jonathan Bukart. Mainz'den forward 50 milyona. Owen Vindal bir diğer Torbek 55 milyon euro. Max Arons 60 milyon euro. Calvin Phillips Leeds United'dan 65 milyon euroya geldi. Richard Leeson Everton'dan 90 milyona. Musa Diaby Bayer Leverkusen'den e, 95'e geldi ama pişman olduğum bir transfer. Çünkü kanat forvet rolüne bir türlü antrenmanı yaptıramadık. E, benim kullandığım rolde oynamıyor ama yardımcı hoca artık oynatırsa yapacak bir şey yok. Patson 100 milyon euro verdik. Patson Daka'ya fırsatçı golcü ki antrenmanlarında da fırsatçı çalışsın. Biz onu fırsatçı olarak kullanacağız. Patson Daka'yı teknik olarak kendini geliştirebilir. Ve e, son olarak da 100 milyon euro ile Leon Bailey'e harcadık arkadaşlar. Leon Bailey de kanat antrenmanı yapıyor. İnşallah gelecekte bize güç sağlar. O zaman e, hadi bakalım. İlk sezonumuzu bir simüle edeyim ben. Sezon sonuna geçeyim. Bakalım sezon boyunca neler yaşayacağız, neler yapacağız. Göz Töpe'yle ilk sezonda. 1 Haziran'dayız ve ilk sezonumuzu geride bıraktık. İlk sezonumuzda neler yapmışız hemen. Buna bakacağım ama. Türksel Süper Lig'de şampiyon olmuşuz. 38 maç sonunda 90 puanla şampiyonuz. Fenerbahçe ikinci sırada 78 puan var. Fenerbahçe'nin ligin çok gol atan takımıyız. Ama bizden daha az gol yiyen iki tane takım var. Biri Galatasaray, biri Fenerbahçe. Pardon, biri Trabzon, biri Fenerbahçe. Fakat 12 puanlı bir ee, puan farkı atmışız. Bizim için önemli olan o. Hemen oyuncu istatistiğine gelelim. Gol krallığında 38 golle Romelu Lukaku gol krallığında tek başına zirvede. Bizden ilk onda başka kimse yok. İkinci Edin Visca. Üçüncü Matias Vargas. Şöyle hemen görüntüle diyelim. Ortalama puanlarda Matias Vargas ligin en iyisi. ikinci Hamşik. Üçüncü Tiam. Bizden ilk onda sadece 9. sırada Romelu Lukaku var. Asist krallığında 12 asiste bizden Calvin Phillips var. Onun dokuzuncu sırada yine bizden 8 asisti Leon Bailey var. 11'de de Musa Ciabi. İyi bir sezon geçirmiş oyuncularımız. Ee, bir saniye. Türkiye Kupası'nda da finalde Ankara Gücünü 3-0 yenip şampiyon olmuşuz. Ee, gördüğünüz gibi Türkiye Kupası'nda da yine iyi bir sezon geçirdik. Ligde kaç mağlubiyet almışız? 4 mağlubiyetimiz var ligde. Peki arkadaşlar, hemen şöyle takım içi istatistiklere bakıp ondan sonra sonlandıracağım. En çok maç oynamışlara baktığımız zaman Romelu Lukaku Kaleci Jordan Pickford, Max Arons, Bastoni, Petson, Daka bunlar sürekli oynamış oyuncular. Yeni transferlerimden hiç neredeyse oynamamış ayakım var mı? Ricard Lisson 16 maç beklediğimin altında. Trick Mitchell Solbeck beklediğimin altında. E, Rekik vesaire zaten e, Bondor bunları kadro genişliği için aldım ama Bugart'tan beklentim vardı. O beklentimi çok altında kalmış. 9 maç oynamış. Jaden Braft yine sadece genişletmek için. E, ee, Owen Winday beni çok e, yanılttı. Gerçekten Owen Winday neredeyse sadece 3 maç bulmuş, oynamış. Yani hiç şans bulmamış. Bu da kötü olmuş. Acaba Winday ne eksik? Yani eksiği de yok. Çalışıyor ama. Bakalım. Takımımızda hemen ilk Böyle istatistiklerden en iyilere bakalım. Romelu Lukaku 45 maç 51 gol. Petson Daka 42 maç 11 gol. Diaby 42 maç 10 gol. Leon Bailey 33 maç 8 gol. 60 ilk 4 sırada. Ege Özkıyım kiralık gitmiş. Daha takımda olduğu için görünüyor. Yves Bisuma 40 maçta 6 gol atmış. Asistlerde Calvin Phillips 14 asist yapmış. Totalde Musa Ciabi 13 asist. Max Arons 10 asist. Sabiükümüz asist kralında listede. Leon Bailey 9 asist. ve Dives Bissouma 9 asist yapmış durumda. Hadi bakalım. Önümüzde şampiyonlar gibi vesaire var. Birkaç transfer yapıp önümüzdeki sezona geçelim. Bakalım bir sonraki sezonda neler yaşayacağız. İkinci sezonumuzun da sonuna geldik. Şampiyon olduğumuz halde geçen sezon. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynadık. Onu söyleyeyim. Yalnız Şampiyonlar Ligi grubundan çıkamadık arkadaşlar. Şöyle grup aşaması diye bakabiliyor muyuz? Aşama. Grup hesabı diyelim. Evet arkadaşlar. Ee, grup ve tabu diyeceğiz ama. Evet. Arsenal ve Inter ile aynı gruptaydık. Galibiyet alamadık. 3 beraberlik 3 mağlubiyetle Maalesef gruptan çıkamadık. Şampiyonlar Ligi'nde. Türkiye Kupası e, Süper Kupası'nda sezon başında Ankara gücünü yenip kupanın sahibi olduk. Süper Kupa aldık. Türkiye Kupası'nda yarı final oynamışız. Enteresan. Galatasaray Hatay finale çıkmış. Yarı finalde ikinci ayağında Galatasaray bizi 2-0 yenmiş. Ha, tek maç usulü Galatasaray bizi 2-0 yenip elemiş. Emin olayım. Evet, Galatasaray bizi 2-0 yenip elemiş. Ondan sonra finalde de Hatay'la oynamış. Hatay'da yarı finalde Beşiktaş'ı yenmiş. Ve finalde kaybetmiş. Son olarak ligde şampiyon olduk yine. 83'e 76 bu sefer puan farkı sadece 7 puan Galatasaray'la. Ee, yakın gelmiş bize. Şöyle oyuncu istatistiklerine bakarsak. Romelu Lukaku bu sene yine gol kralı ama çok ciddi bir fark yok. Mustafa Muhammed bayağı bir zorlamış. Mustafa Muhammed'in gelişimi de güzel. ikinci sırada, üçüncü sırada bizden Petson Daka var gördüğünüz gibi. Ünlü ortalamalarda Soner Dikmen, Konya Spolu, zirvede Mustafa Muhammed ikinci. Bobega, Richard Son Pelson Daka bunlar bizden listedeler. Asis krallığında Yunus Akgün Galatasaray'dan zirvede ikinci Gonzalo Martinez, ee, Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş bunların hepsi eşit. Kalin, Phillips geçen senenin asis kralı bu sene 7. sırada. Yunus'un gelişimi nasıl? Yunus da fena durumu oldukça iyi. Evet biz şimdi şöyle kendi takım içindeki istatistiklerimize hızlıca bakıp geçelim. Bastoni 48 maç oynamış. Pickford, Lukaku, Leon en çok oynayanlarımız. Leon Beyli ve ee, en çok oynayanlar. Yalnız şöyle hiç oynamayan hayal kırıklığı olarak nitelendireceklerim. Kimler? Yasin, Adli vesaire bunlar geniş kadro için almıştım. Eee Böyle bu oyuncular var. Satalım en azından paraya çevirelim. O ben Windyl oynamıyor çünkü. Ve ee, hiç oynamayanlardan yok. Hayal yok. Biraz Mokoko'dan beklentim var ama önünde çok iyi oyuncular var. Oynamaması normal. Romelu Lukaku 31 gol. Petson Daka 22 gol. Karim Adeyemi 10 gol. Richard 9. Leon Belli 8. Asistlerde ise Leon Belli 8. Arons 7. Calvin Phillips 7. Nikola Rovella 7. Bir sumada 6 asist yapmış. Romelu Lukaku ile beraber. Evet ikinci sezonumuzda Süper Lig'de 2 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Türkiye Kupası'nda bu sene yarı finalde elendik. Süper e aldık. İki Kupa aldık. 2 kupa 2 kupa gidiyoruz. Ama bu sezon inşallah daha iyi transferler yaparak daha güzel işler yapmak istiyorum. Evet 3. sezonla geride bırakıyoruz. Zaferleri kutluyoruz. Arkadaşlar ligde 8. olmuşuz. Türkiye Kupası şampiyon, Süper Kupa şampiyon, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok iyi oldu. Roma'yı yenmişiz. Şampiyonlar Ligi finalinde 5-0. Yusuf Mokoko, Romelu Lukaku ve Rashford'un golleri var. Lukaku hat-trick yapmış. Öncesinde hatta şöyle aşamaya gelelim. Grup etabı diyelim. Bir saniye. Arkadaşlar beceremedik göstermeyi ama. Go Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı Adem ve Temi Abraham Lukaku üç, e, Hepsi aynı gol seviyesinde Bir saniye şöyle düzgün bakın Roma'yı yenmişiz Yarı finalde City'yi Totalde 2-1 yenmişiz Kendi sahamıza 2-1 Kendi sahamıza 2-0 yenip e, onların sahasında 1-0 yenilmişiz. Chelsea Roma bu. Bizim diğer eşleşmemiz kim? Ha City 1-0 yenilmişiz ilk maçta. Böyle Barcelona'yı Barcelona'yla 0-0 kalmışız. İlk maç kendi sahamızda 2-0 yenip deplasmanda 0-0 kalmışız. Barcelona'dan önce kimle eşleştik? Porto ile eşleşmişiz. Porto'yu 2-0 ve 5-0'lık skorlar var. Ha pardon. 2-2 ve 5-0'lık skorlarla elemişiz. Çok güzel. Şöyle bir aşama diyelim. Grup etabı. Puan durumuna tıklayalım ha buradan bulabildik sonunda. Sonraki grup diyelim. Grupta ne yapmışız? Hangi gruptaymışız? Ona da bakalım bir. Ajax, Milan, kulüp Borussia'nın olduğu gruptan birinci çıkmışız 14 puan, 10 puan, 7 puan. Hatta namalüp çıkmışız. 4 galibiyet, 2 beraberlik. Avrupa'nın en büyüğü Göztepe oluyor. 3 sezonda Şampiyonlar Ligi'ni alabildik ama enteresan bir iş daha var. Türkiye Süper Kupası'nda Hatay'ı 4-0 yenip buradan da şampiyonluğumuzu ilan etmişiz. Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 4-3 yenmişiz. Önceki turlarda Beşiktaş'ı yenmişiz. İkili maçta 3-1. Önceki turda Denizli sporu yenmişiz. Hatayspor'u yenmişiz. Eskişehir sporu yenmişiz. Bu şekilde böyle kolaydan zora gelmişiz. Ama lig çok kötü ya. O değil. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Seni Avrupa'ya gidemeyeceğiz. Mükemmel bir çelişki. Efsane bir çelişki. Ee, cidden enteresan oldu. Cidden enteresan oldu. Ee, yapacak bir şey yok. En azından Avrupa'dan kupa aldık. Ama önümüzdeki sezonda oynayacağım. Merak ediyorum neler olacak. Yine 3-5 transferde yapacağız ama. Bir de e, takımımıza bakalım. Az takım diyelim en çok maça çıkmış oyuncularımız. Matisse Delight. Delight'ı transfer etmiştik. Delight'ı kaç aldık? Şöyle e, geçmişine bakalım. Matius Delight. 104 milyon yazıyor. Ondan sonra e, başka kim var? Bastoni, Bissouma, Jude Bellingham bunlar hep oynamışlar. Lukaku, Rashford. Rashford'ı ne kadar almışız? 150 milyon euro vermişiz Rashford'a. Bukayo Saka yine çok oynamış. Ona ne vermişiz? Çok merak ettim. 240 milyon euro 40 maç 5 gol 13 asist. Değmiş mi? E şampiyonlar aldık ama Yusuf Mokoko yine kiraladık ama bu sene müthiş performans gösterdi. Sezon başında eğer bir yatırım yine alırsak. Geçen sezon güzel yatırımlar yaptılar. Şampiyonlar aldık diye neredeyse 600-700 milyon euro bütçe verdiler. Böyle bir bütçe verirlerse bunun da bon servisini alacağım yine kiralık. Bu sefer 39 maç 19 gol 8 asist önümüzdeki sezon iyice coşar bence. Yani takım gayet güzel oldu. Kaleci Unai Simons'u aldım ama Unai Simons herhalde 21 maç oynamış. 90 milyon aldık. Daha çok e, yine Pickford oynamış. Peki Ligin gol kralı falan kim olmuş? Onlara hiç bakmadık. Mauricio Icardi gol kralı olmuş. Galatasaray'dan Mauricio Icardi. Güven Yalçın aynı gol sayısına eşit. Bu arada onu da gözden kaçırmayalım. İkinci sırada ki Yani Lukaku, Carlos Mane ve Metem Erboğan'ın gol sayısı eşit. En iyi ortalamalarda Ömer Faruk Beyaz ligin zirvesinde Konyasporlu oyuncu. Asis kralında Lebogan Piri Kasımpaşa'da asist kralımız. Bizde 9. sırada Marcus Rashford var gördüğünüz gibi. Evet. Acaba önümüzdeki sezonu şampiyon bitirebilecek miyiz? Bir sezona daha şampiyonlukla nokta koyar mıyız? Hadi gidelim. Önümüzdeki sezon oynayalım. Avrupa yok diye transferle çok uğraşmayacağım zaten. Hızlı hızlı geçeceğiz kadromuz şu an bence yeterli Süper Lig için. Ama işte rakiplerimize bakın Galatasaray güçlü. 37 milyonumuz var. Acaba bütçe ne verecek? Sonraki sezona bir hızlıca geçelim de bir saniye. Tatiye çıkarak zaten hızlı hızlı gidiyoruz. Şöyle bir tatile çıkalım. Bir haftalık çıktık değil mi? Yanlış Önümüzdeki sezona geçelim ki bir bakalım bütçe neyi tahsis edecekler, ne verecekler bize. Şampiyonlar Ligi şampiyon olduk fakat ligde hiçbir şey yapamadık. Net harcama sıfır diyor. Evet, ertesi sezona geçtik çok şükür. Şöyle hızlı hızlı ilerleyelim bakalım. Ne verecek? Hadi ciddi bir para verin ya. Yok abi ilerlemiyoruz ki. Ya yani Beşiktaş'a şey, kirala gitsin ya. bunlar nereden buluyoruz abi? Oo fırsatçı koca 16 yaşında. Fena da mi şu an. Fena da mi işte. Yok abi ben bir hafta daha tatile çıkacağım. Şöyle bir hafta daha tatil yapalım da. Şeyi bir görelim ya. Bütçemi bir moko koy falan bol servisiyle almaya çalışacağız çünkü. Ya şöyle şimdi geçiş yapacağız. Sonraki sezona. Abi Ricard tam bir hayal kırıklığı oldu bu arada benim için ama. Satabilirsem. Belki onları da satmayı denerim. Bari gitsinler kariyerlerinde bir işe yarasınlar. Top oynasınlar. Yönetimin güven güncellemesi tam fena değil. 60 milyon euro mu? Dalga mı geçiyorsunuz? Evet. 600 milyon euro verdi gördüğünüz gibi. 600 milyon euro verdi kulübümüz zengin. Ben ee... Oyuncu arama diyelim. Yusuf Mokoko'ya yapışalım. Sıfırla. Mokoko 90 milyon falan değeri vardı değil mi? Ha çıkmıyor. Ansu Fatih. Sevdiğim bir oyuncu. Bari bu sene onunla kullanayım. Aha. Vallahi kiralık listesindeymiş. Fatih'e para da vermedik. Abi Fatih direkt geldi. Trent Alexander Arnold. 144 milyon euro istiyor. 600 milyonumuz var. Hiç acımayacağım abi paraya. Hepsine ver ver geç. Ver ver geç. Bir kadro kuracağım. Ne var şampiyon olmaya çalışacağım ligde. Kadroyu da sizinle beraber kurayım hatta. Hiç uğraşmayalım. Karim Adem'i zaten ben de. Aha sol bek için sıkıntı yaşayacağız. Dur. Milanlı Sandro Tonali'yi de alalım mı arkadaşlar? Alalım abi. 160 milyon euro ver. Paraya acıma baba paramız çok. Sen yani şöyle bir Dortmund'lu bir oyuncu bulalım da Dortmund'un profiline gidip Mokokon kökünden alalım. Bu arada sol bek gözümüze çarparsa bir tane sol bek alalım. Sol bekimiz yok ha. Hakim Mahle. Mahle de Lukanets Lukanets Jilikte Adelix Lukanets 160 verirsek Moko koyamayız lan. 110 verelim lan sana. Şöyle yaparsak verirler. De Mokoko. Abi niye böyle uğraşıyoruz arkadaş? Ben niye bu kadar fantazi deniyorum? Dur abi. He bir şey yapamadık dur pardon. Uğraşmayacağım hiç sıfırla. Mok yazalım. Çıkar herhalde. He, bizle ilgilenmiyor. Bakalım verecekler mi? Yok. Abi para yakayacağım ya bu sene artık kulübü batırsak da olur önemli değil. zaten sene yokuz. Gitme bir yere. abi kadroya Haluk Anes gelmedi lan. Oğlum kadroya bak ya. Trent Alexander Arnold. Oha oha Sandro Tonali bu nasıl bir kadro be. Ya bu sene var ya iki sene üst üste şampiyonel gelecektim ben yani güzel. Abi var ya. Taraftar Trent Alexander Arnold transferini kutluyor. Daha çok kutlar. İyi hadi o zaman bu sezonu bitireyim arkadaşlar. Ben bu sezon sonuna da gideyim. 2024-2025 sezonunun sonuna da geldik ki ne geldik? Mesajımız çok buraya bir geçelim arkadaşlar. Ligde şampiyon, Türkiye Kupası şampiyonu, Süper Kupa şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Bu arada arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne gitmedik dedik ama biz zaten Şampiyonlar Ligi'ni aldığımız için Birlikte 8. olsak da direkt şampiyonlar grubuna kaldık. Burada bir şey eksik. Ha geçen sene şampiyonlar aldık biz. O zaman fikstürü nereden bulacağız bir saniye dur. Abi fikstüre nasıl bakacağız ya? Ha şuradan tartamıyor. Allah Allah. Acaba Avrupa Şampiyon e, Süper Kupası'nın ne oldu Şampiyon Süper Kupası? Ben mi kazandım kaybettim mi? onu hatırlamıyorum. Bir saniye onu da buluruz. Önce ilgiye bakalım. Fixture. Ha? Fikstürü buldum. Avrupa Süper Kupası acaba ne oldu? Hatırlamıyorum onu. Hazırlık Süper Kupa. Süper Kupayı Türkiye Süper Kupası 3-0 Galatasaray yenerek almışım. Avrupa Süper Kupası'nda Manchester United'ı 3-1 yenerek almışım. Bu senelerde almadığım kupa yok. Ligde 34 maç sonunda 73 puanla zirvedeyim. 18 takıma düşmüş tekrar sonradan. Ee, 65 8 puan fark atmışım ikinci Başakşehir'e ve şampiyon olmuşuz arkadaşlar hemen oyuncu istatistikleri diyelim Romelu Lukaku yine gol krallığı olmayı başarmış ilk onda Yusuf Makoko ve Ansu Fatih de var bizden ortalamalarda Timo Saylan Mäkerz zirvede 6 ay ondan sonra bizim Tarık Barnov Trent Arnold var ilk 10'da Ansu Fatih Alessandro Bastoni ve Leon Belli de var. Asist kralına bakıyorum. Sedat Çayın Türk var. Adana Demirspor'dan 10 gollü Emre şey 10 asistli Emre Kılıç şey, Poco var. Ondan sonra 9'ların içinde bizden tren Arnold ve Sandro Tonali mevcut. Hemen bırakalım Türkiye Kupası şampiyonu. Finali kimle oynadı? Galatasaray'la oynamışız. 2-1 Galatasaray finalde yenmişiz. Türkiye Süper Kupası Galatasaray'ı 2-0 yenmiştik. 3 bakmıştık pardon 3 0ı Yine girdik. Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i finalde 5-1 yenmişim arkadaşlar. Önceki turlarda Barcelona ile ile Barcelona'yı 3-2 yendiğime göre bir beraberlik bir galibiyet almışım. Chelsea totalde 3-2 yenmişim. 2-1 yendiğime göre kendi evimde Chelsea ile bir maç berabere. Evet diğer maç beraberemiş. 3-2'de Zebre. Juventus'u yenmişiz. Juventus'un ilk maçı ne olmuş? Zebre deplasmanla bir bir berabere. Gerçekten çok enteresan. Hemen şöyle grup etabı diyelim. Grup etabı. Şuradan da puan durumu diyelim mi? Hangi gruptan çıktık? Nasıl çıktık? Onu merak ediyorum. Herhalde bu sene grubum zayıftı. Borussia Dortmund, Arsenal, PSV, Eintracht'ın olduğu grupta 6'da 6 yaptım. 22 gol attım, 5 gol yedim. 17 averaj, 18 puanla çıkmışız. Gerçekten efsane bir takım oldu. Son olarak bir takım performansıma bakmak istiyorum arkadaşlar. En çok maç yapanlar Diren Mitchell Sol Kim. Alessandro Bastoni yine en çok oynayanlar da Romelu Lukaku var Unai Simon artık bu sene kale almış ki 53 maçta sadece 36 gol yemiş Çok iyi bir performans Sandro Tonali, Matüs, Delight var e, Ansu Fati kiralamıştım ben Yalnız şey nerede Az mı oynadı acaba sakatlık falan mı yaşadı? Arnold 40 maç oynamış sadece. En çok gol atanlarda da Romelu Lukaku 48, Ansu Fati 23, Yusuf Mokoko 18 ve Marcos Rashford 15 gole sahip. Karim Ademi de 9 golde. Asistlerde Trent Arnold 40 maçta 26 asistle zirvede. Rashford 12 asistle ikinci sırada. Tyrell Mitchell ve Sandra Tonelli 11 asist. Jude Bellingham 9 asist. Efsane bir takım oldu. Kadroma bakarsak arkadaşlar kim var son olarak şöyle kadroma bir bakalım. Tiren Mitchell var. Bastoni var. Lukaku var. Onay Simon. Sandro Tonelli. Matis Delight. Ansu Fati. Jude Bellingham. Yusuf Mokoko. Marcus Rashford. Trent Arnold. Tarık Lamptey. Bukayo Saka. Karim Ademi. Ives Bisuma. Sebastian Barnow. Patson, dakika ki bunlar artık forma giymemiş. Leon Bailey, Richard Leeson David Ranch, Max Arons, İbrahim Konate, Jordan Pickford. Şu herhalde sonradan mı çıkmış? Evet Regen olarak çıkmış transfer ettik Bakayım mı? 40 milyona transfer etmişiz 2 maç için. Önceki sezon etmişiz pardon 5 oynamış bu sezon 2 maç oynamış. Çubuğa oynamamış. Calvin Phillips'imiz var. Phillips forma giymemiş. Düşünün öyle bir takımız ki Calvin Phillips forma giyememiş arkadaşlar bu sezon. Hiçbir maçı yok. İşte böyle bir kariyerimiz oldu. Göztepe ortalığı Yakup yoktu. Şöyle menajer profili diyelim. Menajer profil oynanan maç 205 galibiyet 140 beraberlik 39 mağlubiyet 26 451 gole 187 gol yemişiz. Menajer sıralaması dünyada 8. sırada görünüyorum şu an için. Çok saygınız. En iyi 11'im şu ana kadar. Mokoko, Lukaku, Saka, Lampi, Bisuma, Bellingham, Arons, Bastoni, Delight, Gutierrez'miş. Eskilerden kim kaldı ki? Görüntüle kupalar mı? Kupaları görüntülemiyoruz da. Ha. Şöyle bakın. Kupa sayısı 9. Lig şampiyonluğu 3 diyor. Diğerlerinin detaylarını vermemiş ama. 2 Şampiyonlar Ligi 3 tane Türkiye Ligi eder. 5 gerisi de e, bir Avrupa Süper Kupası 6. 3 tane de Türkiye Süper Kupası 9 Kupa 4 e, sezon sonunda 9 kupalı Şampiyonlar Ligi double yapmış. Üst üste 2 Şampiyonlar Ligi almış bir menajer olarak yolun sonuna geliyoruz. Göztepe ile ligin içinden geçtik. Avrupa'yı kasıp kavurduk. Demek ki para olunca her şey oluyor. Parayla saadet oluyormuş. Bunu gördük Roman Abramovic sayesinde. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.